Merhaba arkadaşlar Temel Teknik YouTube kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere savunma sanayi içerisinde işlem yapılan 4 tane hisse senedimiz var. Bunlar Aselsan, Otokar, Papil ve SDTR diye geçiyor. 4 tane zaten arkadaşlar bunların teknik analizini yapmaya çalışacağız. Her zaman olduğu gibi videomuz yatırım tavsiyesi değildir. Kanalımız yeni olduğu için de abone olup like atmanızı önemli rica ediyoruz. Arkadaşlar öncelikle Aselsan'dan başlayalım. Aselsan zaten bilindiği gibi köklü bir savunma sanayi şirketi olarak devam etmek dedir. Şu anda teknik analize baktığımız zaman 26 Mayıs'tan itibaren başlayan bir yükselen trend söz konusu. Zaten geçen haftalarda bizim hissemiz bir bölünme yaptı. Gayet de güzel bir şekilde bölünmeden sonra pozitif yönlü yani yükselen trendi kırmadan devam ediyor. Gerçekten de sağlıklı bir yükseliş söz konusu. Eğer bu hisseye yatırım yaptıysanız, yani bu şirkete bir ortaklığınız varsa hisse sende alarak Gerçekten de güzel bir iş yaptığınızı düşünüyoruz. Sebebi ise şunu söylemek istiyorum. Bizim buradan yapılan bir dediğim gibi yükselen bir trendimiz devam ediyor. Hiçbir şekilde trendimizi bozabilecek biz bir şeyler söz konusu olmadı. Sadece sadece şu gösterdiğim noktada yani oklu yerde arkadaşlar bir sıkıntı gibi geldi. Ama velakin gerçekten de bu devam etti. Hissemizde ara sıra bir kas satışları oldu. Bu şu yönlü gitti. Bir tane burada, bir tane bu tarafta gitti arkadaşlar. Oklarla gösteriyorum. Bir tane ufak bir de buradan gitti. Şimdi bizim ileriki zamanlarda bu hissemize nasıl bir yön verebilecek? Hemen bunlara değinelim. Deli dostlar şu anda hisse senedimiz 41.42 seviyelerinde işlem görüyor. Şuradaki nokta bizim için çok önemli arkadaşlar. Bu ne demek oluyor? Burada bir üçgen formasyonu var. Yani bir yükselen trendimiz var. Bir de aşağı iniş trendimiz var. Şu noktalarda arkadaşlar bizim hissemiz yönünü belirleyecek kritik bir nokta olarak düşünebiliriz. Ama şöyle bir şey söz konusu. Tabii ki Borsa İstanbul'un pozitif yönlü ilerlemesi arkadaşlar devam ettiği sürece hissemiz çoğunluk olarak söylüyorum yukarı dönü bir atak yapabilir. Bu da ne demek oluyor? Yukarıda arkadaşlar 42.66'lık bir direncimiz söz konusu. Bunu kırması gerekiyor. Aynı zamanda ondan önce bir iniş trendi var demiştik. İniş trendimizin üzerine atması gerekiyor. Bu belki bugünkü seans sonunda olabilir. Ee, ya da pazartesi yani haftaya ola olacak seans sonlarında da bunları görebiliriz arkadaşlar. Olası bir geri çekilme eğer düşünürsek yani olabilirse arkadaşlar. Bu da aşağıda gelen dediğim gibi yükselen bir trend çizgimiz var. Bu aynı zamanda sağlam bir destek haline gelmiş durumda. Bunun aşağısına eğer bir kapanış yaparsa arkadaşlar bizim o zaman deriz ki biz bu hissemiz inç trendine başlamış diyebiliriz. Ama bunu söylemek için bence şu anda erken arkadaşlar. Çünkü hissemiz gerçekten de aşağı doğru baktığımız zaman osülatörlerde gerçekten de hissemizin yukarı yönlü bir atak yapma olasılığının devam edeceği anlamına geliyor. Şöyle bir sizlere göstereyim arkadaşlar. Şuralar bizim için kritik nokta olarak görünüyor. Yani buralardan devam edecek bir pozitif yönü zaten devam ediyor arkadaşlar. Buralar yukarı doğru attığı sürece bizim hissemize yukarı yönlü bir atak yapacak ve hissemizi ilk başta 42-66 arkasında 44 seviyelerindeki dirençlerimiz konuşulacaktır. Sıradaki hissemiz SDTR arkadaşlar. Bu da ülkemizde gerçekten de aslında Tek sayabileceğimiz ender şirketlerden bir tanesi benim de çok yakından takip ettim ve sevdiğim bir hisse kağıdı olarak karşımıza sizlere göstermeye çalışacağım. Şimdi arkadaşlar öncelikle şöyle söylüyorum hissemiz gerçekten de şu noktalarda yüksek bir alımla yukarı doğru gitti. Bunun sebebi ise hisse senedi yani şirketin ileriye dönük olarak güzel bir anlaşmalar yatırımlar yaptığını zaten. Ee, gelen kaplar haberleriyle de hepiniz yakından takip etmişsinizdir. Şu noktalarda arkadaşlar bizim üst noktamız 469 470 aralarında bir e, tepe noktamız var. Bu tepe noktalarından tabii ki bir aşağı doğru iniş oldu. Buna biz kar satışı deriz. arkasında arkadaşlar bizim hissemiz şu şekilde bir yatay zikzak şeklinde çizmeye başladı. Buralarda bir kırmaya çalıştı. Şu noktalarda e, burada bir dokunmaya yaptı. E aşağı taraflarda ise yani 345 seviyelerinde sürekli bir destekleri test etti. Ama hissemi şu anda bir yatay seyrede devam ediyor arkadaşlar. Bu demek oluyor ki hissemiz gayet şöyle söyleyeyim dolgun bir yani doldura doldura gidiyor anlamında hissemiz sağlam arkadaşlar. İleriye dönük olarak eğer sizler bir yıl ve üzeri bu şirkete yatırım yapmaya devam ederseniz. Tahminimiz olarak güzel kazançlar elde etmesini bizler de düşünüyoruz hissemizin yükselen bir trendi haline gelebilmesi için arkadaşlar mutlaka mutlaka 426 seviyesini kırıp yukarı yönlü bir atak yapması gerekiyor. Bir sonraki sağlam direncimiz 469-470 seviyeleri. Buraları kırarsa arkadaşlar hissemiz yukarı yönlü bir yükselen trend haline gelmeye başlayacağını tahmin ediyoruz. Dostlar günlük bazı da baktığımız zaman size hemen öncelikle aşağıdaki MACD RSI osilatörünü göstermek istiyorum. Bakın bu taraftan bir satışlar gelmeye başladı. Yani bir kırılma noktası oldu. Kesişti buradan ve aşağı doğru bir yönlü e, inmiş inişler oldu. Zaten aşağıda da MACD'mizin negatif tarafında seyrettiğini düşünüyoruz. Yani bu zaten bizim Hissemizin bir zikzak çizdiğini söylemiştik az önce. Bu hissemizin makdiye tarafını yukarı yönlü bir pozitife attığı zaman ve şu tarafta bir kırılma olup da bunu yukarı doğru atarsa arkadaşlar hissemizin gerçekten de ufka açık olacak yeni fiyatlandırmaların söz konusu olacağını tahmin ediyoruz. Dostlar sıradaki hissemiz Otokar Otomotiv Sanayi şirketinin hisse senedi. Bu hisse senedimizde şurada bir kırılma oldu arkadaşlar. Bu kırılmayı da sizlere göstermek istiyorum tam şu noktalarda. Bu kırmadan dolayı yani yukarı yönlü bir maktemize öncelikle göstermek istiyorum. Yukarı yönlü bir atak yapmaya başladı. Hissemiz gerçekten de şu noktalardan itibaren yukarı yönlü almaya başladı. Fark ederseniz arkadaşlar buradan bir iniş trendini başlatmıştı ve bu aşağı doğru kaymıştı ama şunu söylemek istiyorum şu noktada bir kırılma oldu yani bir kesişme oldu pozitif yönlü bir ayrışma başlangıç oldu zaten bizim burada RSI tarafımızdaki açıklık arkadaşlar iki çizgi arasındaki ortalama arasındaki açıklık gayet iyi bir açıklık olduğu için de hissemizin ileriki zamanlarda yukarı yönlü atak yapacağını düşünüyoruz. Gerçekten de kazan sağlayabilecek bir hisse haline Gelmiş durumda. Ben şimdi sizlere bir de bunun bir saatlik olarak şöyle göstereyim arkadaşlar. Hissemizin bir iki tane kanalı var. Bu iki tane kanalımızın e, yukarı yönlü bir yükselen trend haline geldiğini sizler de görüyorsunuz. Bir tanesi arkadaşlar şu noktadan başlamıştı. Bir, bu 21 Eylül zamanında bir başlangıç olarak geliyordu. Buradan aşağı doğru bir atak yapıp yani aşağı inince bir yukarı doğru bir e, atak yapıp kağıdımızı yukarı doğumlu e, göndermeye çalıştı. Ama şöyle bir şey oldu. Bizim yukarıda arkadaşlar 380 e, liralık bir sağlam direncimiz var. Hissemizin buradan yukarı doğru atabilmesi için arkadaşlar mutlaka bu 380'i kırması ve gün sonu kapanışı yapması gerekiyor. En azından bir gün yapsa dahi deriz ki bu hissemiz gerçekten de devam edecek. Ama her zaman söylüyoruz biz e, videolarımıza 3 gün kuralı vardır. Yani 3 gün boyunca bunun üzerine bir kapanış yaparsa arkadaşlar hissemizin yukarı yönlü bir e, yükselme trendinin başlangıcı haline geleceğini tahmin ediyoruz. Ama gö e, bizim gördüğümüz yani bu analizlerde yaptığımız arkadaşlar e, bunun olumlu olabileceği anlamına geliyor. Gerçekten de iyi kazanç sağlatabilecek yatırımı güzelce yıllara e, yayarak e, getiri sağlayacak bir hisse senedi olarak karşımıza çıkmış durumdadır. Değerli arkadaşlar son kağıdımız Papilon savunma teknoloji şirketinin hisse senedi olarak karşınıza getirdim. Bu hisse senedimize gayet güzel gidiyor aslında. Baktığımız zaman da üçlü bir üçgen formasyonu yapmış durumda. Hem hissemiz buradan bir tepe noktasından yani 42 seviyesinden bir iniş trendi haline getirmiş. Aynı zamanda şu noktadan da yani 4 Ağustos itibariyle de 20'li seviyelerden bir yükselim trendi haline getirmiş arkadaşlar. Şimdi e, hissemiz hem bu taraftan hem de bu taraftan bir sıkışma olacağı için şu noktaları takip etmemiz gerekiyor. Bu neye is e, işarettir? Hissemizi mutlaka ama mutlaka arkadaşlar bu yükselen trendin altında bir kapatma yapmaması gerekiyor. Yani bu bugün ya da haftaya e, konuşabileceğimiz bir mevzu. Yapmaması gerekiyor. E, eğer yaparsa arkadaşlar bizim aşağıda 30.34'lük bir e, desteğimiz var. Bunun aşağısına doğru sarkma söz konusu olursa hissemiz bu sefer de iniş trendini devam ettirmiş olur. Yani yukarıdan gelen şu kırmızı çizgiden bahsediyorum. Bunu devam ettirmiş olur. Ama bunun üzeri altında bir kapanış yer, yukarı doğru bir atak yaptığı sürece 34 35 seviyelerinde arkadaşlar bir yükselme trendinin başlangıcı haline geleceğini tahmin ediyoruz. Bir de madde RSI tarafından bunu sizlere anlatmaya çalışayım arkadaşlar. Bakın buradan bir iniş trendimiz başladı. İniş trendimiz itibaren RSI'miz pozitif yönü devam ediyor. Yani bir negatif de yok. Ama MACD'miz arkadaşlar negatif tarafında. Ama şöyle bir şey var. MACD'miz de pozitife doğru çekiyor arkadaşlar. Dediğim gibi bir pozitif yönlü bir gün ya da iki gün kapanış fiyatında yukarı yönlü pozitif bir kapanış olursa arkadaşlar maktemizin bu yönlü bir atak yapacağı ve yukarı doğru çıkacağı anlamına geliyor. Zaten burada bir kesişme yapmaya çalışmış şu noktamızda maalesef bunu sürdürememiş ama İleriki zamanlarda dediğim gibi bizim hisse senedini takip etmemiz gereken noktalar buralar arkadaşlar. Buralardan bir üstünde bir kapanışı yapacağını tahmin ediyoruz. Yaptığı süre içerisinde hissemize yeni e, fiyatlandırma olacaktır ve bundan sonra ilk hedefimizden ilk başta 37-78 arkasında tepe noktamız 43 seviyelerinin üzerine çıkacağını tahmin ediyoruz. Arkadaşlar sizlere 4 tane savunma sanayi hisse senedinden ASESAM, SDTR, Otokar ve Papillon hisse senetlerini teknik analizini yapmaya çalıştık. Yorum önerileriniz varsa aşağıya yazın arkadaşlar. Sizden de bakmamızı istediğiniz hisse senetleri varsa yoruma yazabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Esen kalın.